Yeniçerilerin Yunanistan'daki gizemli kaya resimleri. Türkiye'de hiç bilinmeyen birçok araştırmacının bu video sayesinde haberdar olacağı gizemli kaya resimlerini şaşkınlıkla izleyeceksiniz. Yunanistan'da yaşayan Bay Theodoros, yaptığı keşiflerle çevresindekileri her zaman şaşırtabilen meraklı bir doğa yürüyüşçüsü. Son yürüyüşlerinden birinde paylaştığı fotoğraflar ise her zamankinden daha sıra dışı görünüyordu. Kayaları kazıyarak resmedilmiş Yeniçeri tasvirleri örneğine rastlanmayan cinsten ve oldukça gizemli görünüyorlardı. Peki bu tasvirler ne zaman ve ne sebep ile kayalara işlenmişti? Biraz geriye gitmeliyiz ve bölgede neler olup bitmiş buna bir göz atmalıyız. Söz konusu kaya resimlerinin yakınında bulunan Folia Köyü, Kavala'ya 36 kilometre mesafededir. Folia Köyü, Yunanistan'ın Makedonya bölgesinde bulunan Pangeion Dağı'nın güney tarafındadır. Bu dağın ismi Osmanlı kaynaklarında Pınar Dağı olarak geçmektedir. Peki ama Türkler bu topraklara ne zaman geldiler? Osmanlıların 1356'da Rumeli'ye geçmeleriyle birlikte Türk akınlarına hedef olan Batı Trakya'da 1360'da başta Mekri yani Dede Ağaç olmak üzere Dimetoka ve çevresi sırayla alınmıştı. 1363'te Sazlıdere Muharebesi'nden sonra Edirne'nin ele geçirilmesinin ardından Evranos Bey Gümülcine ve yöresini Osmanlı topraklarına kattı. Balkanlarda ilerlemeye devam eden Osmanlı kuvvetleri Borla, İskeçe, Marolye, Kavala, Drama, Zihne ve Serezi de ele geçirdi. Her ne kadar fetihler birçok kaynakta bu şekilde anlatılsa da Türklerin bölgeye çok daha önceden akınlar yaptıklarını biliyoruz. Peki ama anlatıp durduğumuz bu akınlarda çok önemli roller üstlenen Yeniçeriler kimlerdi? Orhan Gazi kurduğu orduyu Hacı Bektaş dergahına getirmiş ve orada bulunan pire, "Pir Hazretleri, yeni kurduğum ocak için sizden hayır duası almaya geldim." diyerek duasını istemiştir. Hacı Bektaş'taki pir de elini çocuklardan birinin başına koyarak "Bunların adı Yeniçeri olsun." diyerek "Cenab-ı Hak yüreklerini ak, pazularını kuvvetli, kılıçlarını keskin, oklarını tehlikeli, kendilerini daima galip buyursun." diye dua eder. O yüzden Yeniçeri ocaklarına "Ocak-ı Bektaşiyan", kendilerine "Taife-i Bektaşiyan", "Güruh-u Bektaşiye", "Zümre-i Bektaşiye" gibi isimler verilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarının genişlemesi ile asker sayısı yetmez olmuş. Hristiyan çocukları 8 ila 18 yaşlarında alınarak yetiştirilip, yani devşirilip Yeniçeri Ocağı'na katılıyorlardı. Tabii ki bu konular oldukça tartışmalıdır ve çok farklı görüşler de ortaya konulmaktadır. 1. Mahmud'un 1826 yılında Yeniçeri Ocakları'nı kaldırmasından sonra Yeniçeriler yok edilmiştir. Tırnova olayı örneğindeki gibi halkın Yeniçerilerden nefret etmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Yeniçeriler hakkında söylenecek çok şey olsa da biz asıl konumuza dönelim. Bu Yeniçeri tasvirleri kayalara neden kazınmıştı? İnsanların yolu üzerinde olmayan, eski bir köyün yakınlarında resmedilen bu efsanevi savaşçılar, övgü için mi yoksa korkudan mı kayalara resmedilmişlerdi? Gelin bu sorunun cevabını gizemli kaya resimlerini seyrederken bulmaya çalışalım. Yeniçeriler kaya resimlerinde ellerinde silahlar, ayaklarının altında ise yok ettikleri düşmanları ile tasvir edilmiş. Kayanın bir bölümünde Yeniçerilerin kalabalık oldukları görünüyor. Bazı Yeniçeriler ise ayrı ve daha ayrıntılı şekilde resmedilmiş. Bu kaya resimlerinin yakınlarında eskiden bir Türk köyü olduğu söylense de bu bilgi çok net değil. Yani kaya resimlerini Türklerin çizmiş olma ihtimalleri biraz daha düşük gibi görünüyor. Başka bir iddia ise Osmanlı fetihleri sonrası kaçarak dağlara sığınan Yunanlıların kendilerini dehşete düşüren bu korkusuz savaşçıları kayalara resmettikleri şeklindeydi. Her ne sebeple yapılmış olursa olsunlar, benzerlerine kolay kolay rastlayamayacağımız bu tasvirler oldukça heyecan verici. Gizemleri bir süre daha sürecek gibi görünen bu kaya resimlerinin çevresinde başka neler var acaba diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz. Öyle umuyoruz ki yayınladığımız bu video herkesin merak ettiği sorulara cevap verebilecek kişilere ulaşır.
Benzerlerine rastlamadığımız bu ilginç ve bir o kadar da gizemli kaya resimleri için uzmanlar eşliğinde bilimsel bir çalışma yapılmasına vesile olursak ayrıca mutlu oluruz. Kanala abone olarak bizi takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.